Merhabalar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel, yumuşacık, klasik bir anne poğaçası yapacağız. Hamurumun bütün detaylarını özellikle paylaşacağım sizlerle. Dolayısıyla bütün videomu sesli bir şekilde bir bütün olarak izlerseniz çok verimli bir sonuç alırsınız diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir poğaça oldu. Böyle maydanozlu, bütün kaşarlı, beyaz peynirli bir poğaça. Gelin hemen birlikte yapım aşamasına geçelim. Leğenime silme kaşığı, bir silme kaşığı toz şekerimi ekledim ve bir su bardağı ılık süt, 1,5 su bardağı ılık suyumu da ilave ettim. İyice karıştırdım. Daha sonra bir paket toz maya ya da gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı toz mayamı ekledim. Kaşık kullanmadım. Şöyle biraz karıştırdım. Üzerini kapattım ve yaklaşık 10-15 dakika mayalandı. Daha sonra üzerini açınca hemen yarım su bardağı yağımı ilave ettim. Yağımı ilave ettikten sonra 4 su bardağı unum var, onu ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Unumu ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı tuzum var, onu ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonrasında ben ekstra 4 su bardağı un daha kullandım. Toplamda 8 su bardağı un, ama yumuşacık bir hamur olmalı. Dikkat edin. Hamurum 40 dakika 1 saat mayalandı. Muhteşem, görüyorsunuz nasıl kabardığını. Harika, yumuşacık bir hamur. Hemen yapım aşamasına geçelim. Şöyle bezelere ayırdım. Yaklaşık 13 bezem oldu sanırım. 13 bezemi şöyle bol maydanozlu, beyaz peynirli, biraz da kaşar rendesi var içerisinde güzel bir harç hazırladım. Onunla böyle bol bol doldurup şöyle klasik kapatıyorum. Elinize yapışabilir, biraz zorlanabilirsiniz kapatırken, ama sorun değil. Uğraşınca oluyor, problem olmuyor. Daha sonra şeklim güzel olsun diye şöyle elimi una batırıp şöyle şekilleri tekrar üzerinden geçtim. Tepsi mayası yaklaşık 15-20 dakika olsa iyi olur. Üzerine çift yumurta sarısı sürdüm. Çift yumurta sarısı, çörek otu, susam. Fırınımın derecesi tam olarak bu, 200'den fazla. Alt üst ayarda fanlı fırında, önceden ısıtılmış fırında yaklaşık yarım saat, 20 dakika yarım saat kadar pişti. Bu arada şunu belirtmek isterim. Mutlaka fırından çıkınca nemli bezle bir 5-10 dakika bekletin. Yumuşacık olacaktır. Bunun garantisini veriyorum size. Fırından nasıl çıkmış olursa olsun. Gördüğünüz gibi harika oldular. Yumuşacık oldular. Pamuk gibi oldular. Fazla söze gerek yok. Görüyorsunuz zaten. Maydanozda beyaz peynirin o bütünlüğü zaten tartışılmaz. Maydanozlarımı da böyle biraz iri iri koydum. Çok böyle doğramadım açıkçası. Daha güzel olduğunu İnanıyorum. Evet, bir tane daha parçalamak isterim. Açıkçası görün diye dokusunu. Videomu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olarak bana destek de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, ama en önemlisi sağlıkla kalın. Hoşça kalın.